billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîra. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâl hayri ve lev asîra. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttasil ilen nebî sallallahu aleyhi ve selleme. أنه قال ادهنوا بألبان بالألبان فإنه أحطى لكم عند نسائكم وادهنوا بالبنفسج فإنه بارد في الصيف حار في الشتاء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı izam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz üstazlarımızın, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yapanların bugüne kadar gelmesine emeği geçenlerin bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Kale buyurdu peygamber. Vel-veledü lil-firâş. Çocuk yatak sahibinindir. Yatak sahibi kiminse çocuk onundur. Zürriyet çocuktan babaya bağlanır. Anaya bağlanmaz. Kural budur diyor. Yalnız Resulullah'ın zürriyeti kendinden gelmez. Fatıma anamızdan gelir. Evet. Fatıma anamızın Hasan Hüseyin efendilerimizin süşesidir. Ondan gelir. Ona mahsus olmak üzere. Ona mahsus olmak üzere. Bunun dışında zürriyet erkeğe bağlanır. Erkeğe bağlanır. Çocuk yatak sahibinindir. Yatak sahibinindir. Evet. Velil ahir el hacr. Zinaciye ise bir mahrumiyet vardır. Bir de rejim vardır. Taşlama vardır. İki şekilde mana veriyorlar. Evli adam zina etse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleriyle, uygulamasıyla ve ondan sonra gelen Hulefai Raşidin ve daha sonra gelen Abbasiler, Ebemiler, Abbasiler, Osmanlılar hepsi İslam ülkelerinde rejim uygulana gelmiştir. Tevatüren, fiili tevatür vardır. Kur'an'da rejimle ilgili ayet olmasa da fiilen, tevatüren, tevarüsen gelmiştir. Gerçektir, muhakkak vardır. Evli adam zina etse dört erkek adil Müslüman şahit ihtilafa yer vermeyecek, ihtimal taşımayacak şekilde %100 zina ettiği sabit olsa rejim edilir. Evet, rejim edilir. Bir o mana anlamışlar, bir de yani zinadan dolayı nesep babaya verilmez. Zina edenin mahrumiyet vardır. Demek bu demektir. Yani zina çocuğu anasına bağlanır. Bugün uygulanan kanunlarda da aynı. Evlilik dışı, evlilik içi diye, doğan çocuk diye, gayri sahih nesepli, sahih nesepli diye maddeler vardır kanunlarda. Aynı şey burada da var. Zina, zina oğlan çocuk, kız oğlan kız çocuk, zinadan doğan oğlan kız çocuk babaya bağlanmaz, anaya bağlanır. Ananın çocuğu, anasının çocuğu denir ona. Ama böyle değil, nikahlı hanımla yatıp kalkma hakkı olan yatak sahibi dediği o, işte babaya bağlanır diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet efendim. Ve men tevella gayre mevalihi, kim efendisinden başka veli edinirse ve
اَوْ اِتَّعَى اِلَى غَيْرِ اَب۪يهِ Kendi babasından başkasına babamdır diye evlatlık nispet ederse başka bir adama فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَع۪ينَ Allah'ın tüm meleklerin ve tüm insanların laneti tepesine yalsın diyor. Tepesine yalsın diyor. Ne demek yani? Ben talebeyken bir sendika başkanı vardı. Sendika başkanları şudur budur demiyorum ha, yanlış anlama. Lan vakkayı anlatacağım ben şimdi. Hiç kimse üstüne alınmasın. O sendika başkanını öldürdüler. Veya öldü bilmiyorum. O kadar zengin çıktı ki sendika başkanı. O gün gazeteleri okuyabilirsiniz. Ondan sonra zengin çıkınca her yerden o benim babam, o benim babam diye gazetelere başvuranlar olmuş. O benim babamdı, babamdı diye para umarak. Yerin göğün laneti, meleklerin laneti bütün insanların tepesine yalsın diyor böylelerine. Böyle adamlara para için babamdır diyor ilin herifine. İlin herifine dur, bitmedi bu kadar. Şimdi ben bildiğimi söyleyeceğim. Kitaplarda bulduğumu bilebildiğimi söyleyeceğim. Şimdi biliyorsunuz çocuğu olmayanlara sperm bankaları var, yumurtalık bankaları var. Konu ciddi, önemli. Kur'an-ı Kerim'de zina kesinlikle haram kılınmıştır. Zina ne demek? Ona yaklaştıran fiiller de haramdır. La takrabu zina, zinaya yaklaşmayın. Göz zinaya yaklaştırır. Elle tutmak yaklaştırır. Öpüşme, sarmaşma bunlar hep zinaya götüren postacılardır, önderlerdir. Bunlara da haramdır, yaklaşmayın diyor şu. Zaten zina da büyük. Neden zinaya haramdır? Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri, tefsirleri okuyabilirsiniz. Elmalı Hamdi Yazır Hoca, Cumhuriyet Hükümeti'nin ilk Cumhuriyet döneminde devletin parasıyla bastırılmış tefsirdir. Çok değerli bir tefsirdir. Orada benim söylediklerimi bulabilirsiniz. Değerli alim Elmalı Hamdi Yazır Hoca'nın müthiş güzel açıklamaları var. Orada da vardır. Bu başkasından çocuğun yasak olması, nesil karışıklığının, zinanın yasak olması nesil karışıklığını önlemek içindir. Bazı kimseler başka erkeğin spermini alıp çocuk mesela adam hastalık geçirmiş, yanlış ilaç kullanmış biliyorsunuz. Öldürüyor erkekliği. Yani adam cinsel ilişkiyi başarıyor ama çocuk olmuyor. Öldürüyor dedim bu. Buna işte sperm bankasından alsa, kadının haramine yumurtalığını aşılansa tıbben olur filan diyenler çıkmış. Asla olmaz. Asla olmaz. Çünkü yarın ne diyecekler? Falancanın ananın olan adamın oğlu. Halbuki o tohum kimin? Bir başka adamın. Zinadır bu. Kesinlikle zinadır. Bütün kitaplara bakabilirsiniz. Kesinlikle zinadır. Türkçe olarak isterseniz Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış Ömer Nasuh Bilmen hocamızın Istırat Fıkhiye Kamusu vardır. Ona bakabilirsiniz. Yani bana inanmıyorsanız kesinlikle zinadır. Aynı şekilde erkekte bir şey yok, kusur yok. Tıbben kadında var. Yumurtalık, yumurta yapmıyor. Bir başka kadını görmediği, bilmediği, tanımadığı erkek veya kadın olsa bile zinadır. O yumurtayı getiriyorlar, kan hanımın rahmine koyuyorlar, orada aşılattırıyorlar. Mış. İşte bazı hocalar efendim yüzünü görmüyor falan. Yo yo olmaz, 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 kesinlikle olmaz. Çünkü benim çocuğum diyeceksin. Halbuki senin çocuğun değil ki o. Falanca çocuğun, falanca kadının çocuğu. Tam zinadır. %100 zinadır. Hiç şüphe yoktur. Bunu her zaman iddia ederim. İspat etmeye hazırım. Kesinlikle böyle şeylere başvurmayın. Yanlış şeylerdir. Çünkü bu dünyanın bir de inananlar için söylüyorum. Öbür tarafı vardır. Öbür tarafı vardır. İnanan adam için bu dünya gelip geçicidir. Ebedi alem vardır. Öyle geçici zevkler için ebedi aleminizi yakmayın diyorum ben. Kabul edersiniz tabii. Ben bulabildiğimi size arz ediyorum. Yumurtalık, yumurta nakli de olmaz, sperm nakli de olmaz. Ama kendi adamınızın, kendi hanımınızın
Ondan ne olur, tüpte büyütürler de ona hiçbir şey demiyoruz. Kendi herifinden, kendi hanımından olmak kaydıyla. Onda problem yok. Onda problem yok. Herifin 2-3 hanımı var. Bir çocuğundan hanım çocuk olmuyor. O da çocuk delisi. Öteki hanımdan buna da aktaramayız. İkisi nikahlı olsa bile olmaz. Nesil karışıklığı orada da var. Falanca kadının çocuğu diyecekler sonra. Olmaz. Benim eskiden bildiğim kadarıyla ceza kanununda hüküm vardı. Başkasının çocuğunu benim çocuğumdur demek suçtu. Şimdi değişti mi kanun bilmiyorum. Artık şimdi avukatlık yapmıyorum, takip etmiyorum. Bizim kanunlarda da suçtu bu. Başkanın çocuğunu çocuğumdur demek dinde hiç olmaz. Ne olacak efendim? O zaman tabii kanun kabul etmez bu söylediğimi. Din, çocuğu yumurta üretmeyen kadın rahmi bir başka hanımla kocasının dini nikahla evlenmesine razı olacak. Kanun kabul etmez yalnız bunu. Ben devirim. Dini çözüm söylüyorum. Din uygulamada kanun kabul etmez bunu. Onu da haber vereyim. Kesinlikle bölüşemem kocamı çok sev. O zaman hanımefendi sabredeceksin. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah deyip sabredeceksin. Hayırlısı böyledir diyeceksin. Şunu anlatmak isterim efendim. Allah'tan gelenin hep hayır olduğunu kabul etmek lazım. Zordur ama bizim komşumuz vardı memleketimizde. Kadıncağız hep doğuruyormuş kız. Doğuruyormuş kız. Herifte olan istiyor. Elinde mi yahu? Değil mi? Bir gün öyle dövmüş ki kırmış kemiklerini, kara çürük etmiş, çok canı yanmış kadıncağız. O acı içinde ya Rabbi demiş, bir oğlan ver de hırsız olsun varsın. Sonra oğlu oldu ama hakikaten hırsız oldu. Bize ağlıyordu böyle gözleri iki çeşme. Aman ağzınızdan çıkana dikkat edin oğlum diyordu yaşlı kadın böyle şapır şapır ağlıyordu. Allah ne derse ne ederse hayırlı eder diye, hayır eder diye sabırlı olmak lazım. Meşru çizgileri aşmamak lazım diye bunu size anlattım. Evet böyle başkasının çocuğuna babamdır diyene peygamber lanet ediyor. Daha bitmedi lanetten başka. La yukubelu sarfun ve la hadlun. Onun farzı, kıldığı farzlar, nafile ibadetler, şahitliği, tevbesi, öyle diyor burada ne yapayım ben aktarıyorum efendim. Tevbesi kabul olmaz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sarf, adilin manası tevbedir, farzdır, nafiledir, adalettir. Şahitliği İslam'a göre geçersizdir, farzı geçersizdir, nafilesi geçersizdir. Bu kitaba göre arz ediyorum. Tevbesi geçersizdir. Bunlar bu kitabı yazanın Gümüşhane'nin açıklamalarıdır. Kanaatıdır. Allah kabul eder. Orasını hiç bilmiyorum. Biz yazılanları size aktarıyoruz. Yine son söz Allah'ındır tabii. Ona karışmıyorum. Ama böyle bu işleri karıştırırsanız böyle çok kötü şeyler var. Oralara hiç bulaşmamak lazım. Hiç bulaşmamak lazım. Cenab-ı Hak bizi istikametten ayırmasın inşallah. İmandan, İslam'dan ayırmasın inşallah.